Herhangi bir besin alındığında ortaya çıkan reaksiyonların tümü istenmeyen besin reaksiyonları olarak adlandırılır. Besin alerjisi herhangi bir besinin bağışıklık sistemi tarafından yanlışlıkla yabancı olarak tanınıp buna karşı değişik mekanizmalarla reaksiyon oluşması ve klinik belirtilerin ortaya çıkmasıdır. Bu mekanizmalardan en önemli ve zaman zaman tehlikeli olabileni vücudun besine özgül savunma proteinlerinin yani immünoglobulin E antikorlarının üretmesiyle seyreden durumdur. Hasta bir kez bu antikorlarla duyarlaştıktan sonra o besin tekrar alındığında vücutta çeşitli kimyasal maddeler salınır ve dakikalar, saatler içinde klinik belirtiler ortaya çıkar. Bu belirtiler cilt, mide bağırsak sistemi, solunum yolları gibi değişik organlarda kendini gösterir. Besin alerjilerinin vücutta en sık sebep olduğu değişiklikler ağız burunda şişme, aksırma veya mide bulantısıdır. Fakat besin alerjilerinde kaşıntı, deri döküntüsü, dudak şişmesi, gözlerde kaşıntı, öksürük, solunum sıkıntısı, kusma vesaire de görünebilir ve bazen bu reaksiyonlar çok şiddetli ve hızlı olup vücudun birden fazla sisteminde belirti verebilir ve ölüme dek götürebilen anafilaksi adı verilebilen ölümcül reaksiyonlar görülebilir. Besinlere karşı alerjik reaksiyonların gelişmesinde kalıtım, çevresel faktörler, mesela ek erken gıdalara başlanması, mama başlanması, kişinin düzenleyici bağışıklık hücrelerinde bozukluk rol oynayabilir. Özellikle alerjik bünyeli çocuklarda ve ilk 4 ayda anne sütü dışında gıda verilen bebeklerde besin alerjisi riski daha yüksektir. Daha büyük yaşlarda ise bağışıklık sistemi bozuklukları ve kronik bağırsak enfeksiyonları besin alerjisi gelişimine eğilimi artırır. Birçok kişi kendisinde besin alerjisi olduğunu düşünmektedir. Fakat gerçek besin alerjileri yetişkinlerde %1-2, çocuklarda %2-4 oranında görülür.